Canım kızım, hoş geldin. Bak, hoş geldin. Bizim okul. İçiyorlar, çay mı içiyorlar? İçiyor, yaşatmış. Ben bu okulda öğrendim bir şarkı bugün. Ne öğrendin bugün? Önce oldu. Burada Allah, böyle yazdı. Allah'ın nefes razı olsun. Yani okula başladı. Rüzgar, senin nasıl derslerin? Çok güzel. Buraya geldiyse. Güzel bir şekilde rahat edersiniz. Yani çünkü yakında gidebileceğiniz teyzemiz var işte. Ben daha önce de geldik buraya işte. Eniştemiz, Muharrem hocamız. Onlar için geldik yani. Yani işte civar illerde falan gideceğimiz yer kalmadığı için işte Edirne aklımıza geldi. Burada da işte teyzem var. Annemin kız kardeşi. Hani çocuklarımız için böyle bir şey yapmak zorundaydık. Yani bulunduğumuz işte büyüdüğümüz, yetiştiğimiz işte çocuklarımız yetiştiği. Yani her şeyi bırakarak buraya gelmek zorunda kaldık. Çünkü artık hayatımızı idame ettirecek şekilde bir şey kalmadı yani orada. Hani şehrin altyapısı çöktü, işte oturduğumuz bina yıkıldı. Biz zaten yani enkazdan çıkarak geldik buraya. Hani binamız çöktüğü için hani bir panikle, şeyle, curcunayla kimse ne yaptığını bilmeden geldik yani buraya. Burada sağ olsun yani biz bu kentte bir tane işte site sakinleri işte aralarında karar alarak, toplanarak işte bir yöneticiyle görüşerek İşte görevli dairesini bir depremzedeye işte barınma amaçlı bir sene kira almadan işte doğalgaz, elektrik, su gibi faturalarını karşılayarak bir yerleştirme kararı almışlar valilikle görüşerek. Yani biz teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Böyle insanlar hani biz görüyoruz. Yani biz şunu anlıyoruz ki biz bize yetiyormuşuz yani gerçekten. Yani herkes bir yardım etmek istiyor sitede. Herkes bir şey yapmak istiyor. Acınızı paylaşıyor. Hani gözlerine baktığınız zaman acıma değil de üzülme görüyorsunuz yani. Bu sizi biraz şey yapıyor, mutlu ediyor. Hani ne bileyim her şeyinizi işte normalde kaldığınız, büyüdüğünüz şehirde işte bu deprem meydana gelen şehirde her şeyiniz var ama hiçbir şey çıkaramadık yani. Eşyadır, şudur, budur. Yoksa hani işimiz vardı, mesleğimiz vardı orada. İğneden iple bizim her şeyimiz tamamdı ama işte burada insanlar her şeyinizi tamamlıyorlar yani. Mesela öğretmen arkadaşlar sitedeki, site sakinleri falan herkes bir şey vermek istiyor yani. Yani yabancılık şöyle, yani zaten biz o psikolojiyi hala atlatamadık. Biz deprem korkusunu hala atlatamadık. Mesela çocuklarım çok etkilendirir. Yani yaşları da küçük olduğu için. Hani şu anda ortama işte ayak uydurmaya çalışıyoruz yani. Hani işe giderek, çalışarak, işte çocukları okula göndererek, işte eşime bir şeyle uğraşarak. Hani aşmaya çalışıyoruz. Bir yana da mecburuz. Artık yani bir düzen kurmak zorundayız burada. Yani çünkü oradaki bütün düzenimiz artık bitti. Yani haberlerde gördük, yaşandığını duyduğumuz zaman gerçekten çok üzüldük. Ne yapabiliriz diye düşündük. Yakınlarımıza, Edirne'deki arkadaşlarımıza söyledik. Çocuklar için bir şeyler yapalım. Onların işte kıyafetleri şudur budur, ne gibi ihtiyaçları olabilecek. Arkasından işte ev bulunmuştu. Ondan sonra ev eşyaları. Bir an önce sosyal hayata dönebilmeleri için, kafalarını dağıtabilmeleri için sağ olsun yine bir arkadaşımız vesile oldu. Ona rica ettik, iş sağladık. Bir an önce Edirne'ye alışmalarını, mutlu mesut olmalarını istedik. Sonuçta hepimiz kardeşiz yani. Bütün Edirneliler olarak hepsine sahip çıkmak zorundayız yani. Aynı şey bizim de başımıza gelebilirdi. Yine biz de aynı şekilde onlar da bize yardımcı olacaktı. Bu bizim vatandaşlık ve insani görevimizdi. Yani seve seve yapıyoruz her zaman. Kardeşiz sonuçta Türk milleti olarak.